Merhaba, ben Emre. Doğumda sütünüzün hemen gelmesi için neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim şimdi sizlere. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki ben sezaryen doğum olmama rağmen sütü bebeğini daha kucağına almadan gelen bir anne olarak konuşuyorum ve size bu tavsiyeleri veriyor olacağım. Öncelikle bütün gebelik boyunca düzenli ve dengeli beslenmek tabii ki çok önemli. Bu hem sizin için hem bebeğiniz için. Ama günde en az 3 litre su içmek elzem bir durum. Gerçekten bunu yapmak zorundasınız. Yani su içemiyorum, işte nasıl içeceğim 3 litreyi? 3 litre benim için çok fazla. Ben günde 1-2 bardak suyla yaşayan bir insanım. Deseniz de olmuyor gerçekten. 3 litre suyu içmeniz gerekiyor. Eğer bebeğinizi alıp hemen emzirmek istiyorsanız, bebeğinize mama vermek, doğum çantanıza biberon koymak istemiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor. Günde 3 litre su içmelisiniz. Daha sonra 36. haftadan itibaren günde en az 5 tane hurma yemelisiniz. Gerçekten hurmanın sütü hem arttırmakta hem de sütün kalitesini arttırmakta ve sütün çabuk gelmesini sağlamakta çok fazla yarar var. Bunun yanında bu sadece hurma değil, ananas da öyle. Ananas tropik bir meyve ve biz çok fazla tüketmiyoruz aslında ananası. Ama hamileliğin 36. haftasından itibaren ananası düzenli olarak her gün böyle bir dilim, iki dilim, işte yuvarlak dilimlerden olarak bahsediyorum, yiyebilirsiniz. Yiyin, gerçekten çok yararlı oluyor. Hurma kadar olmasa da ben ananasına çok fazla yararlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış şeyler. Hem hurma hem ananas. Daha sonra stres yapmayın. Ve doğum çantanıza herkes işte koyun, alın falan der. Ama almayın da koymayın da. Biberonu almayın da koymayın da. Yani tabii ki ne olacağı bilinmez ama sonuçta birileri gidip o biberonu bir şekilde alabilir. Onu kaynatıp hastaneye getirebilir. Yani bunların hepsi olur. Zaten doğum yapan insanların refakatçilerini de bu yanında bulunduruyorlar. O yüzden bence çok dert etmeyin ve psikolojik olarak kendinizi hazırlamak için o biberonu da almayın da çantaya da koymayın. Daha sonra ne yapmanız gerekiyor? Bunu canlı gönülden soruyorum. Girin ve emzirme pozisyonlarına bakın. Bu geleneksel makas yapma yöntemi doğru mudur, yanlış mıdır bir öğrenin. Hani videoda geçtiği için söyleyeyim, hepsini tek tek söyleyemeyeceğim. Ama makas yapma yöntemi yanlış bir yöntemdir. Emzirirken C şeklinde memeyi tutup o şekilde destekleyip, eğer desteklemek gerekiyorsa, ki çoğu bebek zaten bunu bir refleks olarak bildiği için bu şekilde doğar. Sütün kokusunu, memenin, annenin kokusunu aldığı anda memeyi arar arar bir şekilde bulur ve emmeye başlar. Sizin hiçbir şekilde desteklemeniz gerek yoktur. Ama tabii ki anatomik yapılar farklıdır. Bazen meme ucu olmayabilir ya da bazı annelerin gerçekten meme yapısı çok farklı olabiliyor. Desteklemek gerekebilir ama C şeklinde destekleyin. Diğer bir konuysa emzirirken nasıl duracağınız. Şimdi siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Belki sezaryen oldunuz, belki normal doğum yaptınız ama rahat bir pozisyonda değilsiniz. Vücudunuzda ağrılar var. İşte ne oturabiliyorsunuz, ne kalkabiliyorsunuz, işte hareket edemiyorsunuz ve daha önce hiç tecrübeniz yok. Bir sürü insan size gelip nasıl emzireceğinizi, işte bazıları sert bir şekilde, bazıları iyi bir şekilde anlatmaya çalışabilir. Ama siz öncesinde hazırlıklı olun. Yani doğuma nasıl hazırlanıyorsanız, nasıl bu bir süreçse, siz bunu yönetmeye çalışıyorsanız aynı şekilde emzirmek de bir süreç ve çok daha uzun sürecek bir süreç ve siz bunu yönetin. Siz bunun en iyi bileni olun ve siz deyin ki ben biliyorum, bir saniye, ben yapabilirim, bana bir şans verin deyin. Ve siz öğrenin nasıl yapılacağını, o şekilde emzirin. Çok fazla video var bununla ilgili. Yine çekeriz, konuşuruz. Instagram hesabımda zaten de emzirme teknikleri, işte nasıl emzirilir, emzirmenin altın kuralları nelerdir, hepsiyle ilgili bilgiler var. Bakabilirsiniz, dilerseniz. Videonun altında Instagram hesabım yazıyor. Emzirmeyi öğrenin, emzirmeyi halledin. Emzirmeyi siz hakim olun. Bunu daha doğuma giderken bilin. Bu öğrenecek bir süreç değil. Bir bakın memenize, işte doğuma gitmeden önce. Yani memenin ucu var mı? İşte bir bebek bunu alabilir mi diye bir değerlendirin. Eğer memenizin ucu yoksa, kalkanlar var, çıkarmak için pompalar kullanıyor insanlar. İşte manuel sarma makineleri var. Onlar birazcık birkaç pompa yapıp daha sonra bebeğe veriyorlar. Bu şekilde bu yöntemle deneyebilirsiniz. Ki bu işte bazılarının çok fazla süt birikiyor memesinde. Meme çok sert olduğu için bebek almakta zorlanıyor. Özellikle uçları çok az olan insanlarla. İşte bunda ilk önce sarma makinesiyle birazını boşaltıp yumuşatıp daha sonra bebeğe verme olayları oluyor ki bunlar çok mantıklı.
Ama ilk böyle zamanlar için yanınızda hani böyle sütünüz çok fazla olmayacağını düşünerek bunlardan getirmenize gerek yok. Önemli olan şey psikolojik olarak kendinizi hazırladınız, bebeğinizi kucağınıza aldınız. Çok rahat bir pozisyon bulun kendinize. Yastıkla destekleyebilirsiniz, dilinizin bebeğinizin tutmasını rica edebilirsiniz, kafanızı tutmanızı rica edebilirsiniz, sırtına yastık getirmesini rica edebilirsiniz ama en rahat edeceğiniz pozisyonu bulunuz. Bebeğinizi kucağınıza aldınız ve emziriyorsunuz. Yani bu tutuş şekli benim tutuş şeklim. Siz farklı bir şekilde tutabilirsiniz. Başkaları birçok farklı şekilde tutabilir. İkiz bebeği olan anneler var, şöyle tutuyorlar bazıları. Çok normal bunlar. Siz kendi yönteminizi bulun ve bu şekilde ilerleyin. Rahat edeceğiniz pozisyonu zamanla bulacaksınız. Şu an en önemli olan şey bebeğinizi emzirmeniz ilk olarak. Aldınız bebeğinizi kucağınıza ve işte sütüm gelmiyor. Hani emiyor ama hiçbir şey gelmiyor şeklinde değil. Zaten ilk sütünüz, kolostrum dediğimiz ilk süt bir iki damla gelir. Çok tatlıdır, çok besleyicidir. Bebeğinize çok çok yeter. En iyi mamadan çok daha iyidir. İlk aşısıdır bebeğinizin ve mükemmel bir besin kaynağıdır. İdeal sıcaklıktadır. Çok ucuz, çok kalitelidir. Yani bunu dünyadaki hiçbir mama bunu karşılayamaz. Emin olabilirsiniz. O yüzden elinizden geldiği kadar uğraşacaksınız, sabredeceksiniz ve bekleyeceksiniz. Zaten ilk zamanlar böyle meme acılarınız falan da olmayacak ama istiyorsanız yine işte koruyucu kremler var falan. Onlardan alıp kullanabilirsiniz. Bakın burada zaten bebek emmeyi biliyor. Bebek mükemmel bir şekilde buna hazır. Yani siz nasıl çiğneyip yutuyorsanız ve sürekli şu an çiğnemem gerekiyor, şu an yutmam gerekiyor demiyorsanız, bunu zihniniz biliyorsa ve yapıyorsa refleks olarak, o zaman bebek de bunların hepsini biliyordur ve yapacaktır bunları en mükemmel şekilde. Siz uygun pozisyon alın. Neden? Çünkü sütünüzün gelmesi için bu uygun pozisyon almanız, rahat etmeniz, güzel ve dinlenmiş bir şekilde uyanmanız, emzirirken yanınıza bir bardak suyun olması, bakın su diyorum herhangi bir içecek değil, çay değil, kahve değil, ayran değil, süt değil, suyun olması çok önemli. O suyu emzirirken, emzirdikten sonra, emzirmeden önce birer bardak su için, zaten günde 3 litre en az su içmeniz gerektiği için ki normali 4,9 litredir bir gebenin, bir annenin içmesi gereken su miktarı. Dünya Sağlık Örgütü 4,9 litre yani yaklaşık 5 litre su içmesi gerekiyor diyor bir annenin. O yüzden biz 3 litre diyoruz hani Türk standartlarına uyarlayarak. 3 litre içerseniz çok mutlu olacağız. Çünkü gerçekten bizim kültürümüzde su içmek yok. Yemeğin yanında bir şeyler içmek var ama bu asla su değil. Ama su içmek yok yani normal zamanlarda. O yüzden emzirmeden önce ve emzirdikten sonra su içmeniz çok önemli. Gebekte su içmeniz çok önemli. Vücudunuzu hazırlayın. Dengeli ve düzgün beslenirseniz kaliteli ve yeterli miktarda sütünüz olur. Bir şey daha söyleyeceğim son olarak. Bu da bebeğinize bakmanız. Sütünüzün gelmesi için. Yani bazı şeyler gerçekten hani böyle çok psikolojik olarak yaklaşmıyorum. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler. Bebeğinize bakarsanız sütünüz daha kolay gelecektir. Bebeğinizi severseniz, onu kabullenirseniz, bu benim bebeğim, bu bir bana verilen çok güzel ve eşsiz bir hediye. Bu hediyeyi kabul ediyorum. Bu hediyenin getirdiği tüm sorumlulukları kabul ediyorum. Ve bunların hepsi bana verilmiş mükemmel bir armağan. Tüm zorluklarına rağmen onu çok seviyorum. Onu çok seveceğim. Ve şu anki tüm acılarıma, tüm ağrılarıma ve yaşadığım her şeye rağmen ki doğum sonrasında bu his gerçekten çok kuvvetli oluyor. Onu çok seviyorum. İyi ki var deyip bebeğinize bakarsanız, böyle hani o annelik duygu istediğimiz şey yüreğinize gelir, böyle aklınızı başınızdan alırsa, o zaman sizin çok çabuk geliyor gerçekten. Yani şimdi bu tabii burada deneyimli anneler de vardır belki bu videoyu izleyen ve diyorlardır hani işte ben de böyle hissettim ama olmadı böyle. O zaman bir yerlerde yanlış yaptırımı yapmışsınızdır. Ya gebelik sürecinde yeterli ve dengeli beslenmemişsinizdir. Vücudunuz bebeğinize size aynı anda vitamin mineral depolayıp aynı anda süt yapamamıştır. Ya yeteri kadar su içmemişsinizdir. Bütün emzirme dönemi boyunca yeteri kadar su içmeniz gerekiyor. Ya sizi destekleyecek, diğer hormonlarınızı destekleyecek, süt salımını destekleyecek hurma, ananas gibi meyveleri yememişsinizdir.
Ki ben bu hurma ve ananas dışında herhangi bir süt salımını destekleyen bir meyve maalesef bilmiyorum. Ya da dediğim gibi doğum sürecinden, doğum sonrasında ağrılarınız vardır. Etrafınızdaki insanlar sizi rahat bırakmıyordur. Emzirebileceğinize güvenememişsinizdir. Bebeğinize güvenememişsinizdir. Belki düşük doğum ağırlıklı doğmuştur. İşte 2 kilonun altında doğmuştur. Bakıp Allah'ım çok küçük nasıl emecek falan diyorsunuzdur. Ve hani ilk denemenizde hani birazcık başarısız olunca olmadı emmedi falan diyorsunuzdur. Bir şey daha söyleyeyim son olarak. Şunu söylemek istiyorum ki sıcak soğuk kompresler var. Bunlar gerçekten işe yarıyorlar. İlk emzirmede yapar mısınız bilmiyorum ama ikinci, üçüncü emzirmede hani eğer memeniz sertleşirse ya da gerçekten ilk emzirmede yapabilecek bir durumda olursanız sıcak kompresler sütün gelmesini sağlar. Bunu şeyle de yapabilirsiniz. Bir sıcak havlu da bulabilirsiniz belki. Oda koşullarını da bulabilirsiniz. Ya da sıcak su torbaları oluyor. Bunları yine bir havluya sararak memenizin üzerine koyarak memenize birazcık sıcak uygulama yaparsanız bu da sütün gelmesini sağlıyor sıcak daha fazla. O yüzden sıcak uygulamada gerçekten sütün salınımını güzel bir şekilde arttırıyor. Son olarak çok küçük bir dipnot daha söyleyeceğim. Son olarak deyip durdum sürekli ama bu da bebeğiniz emmiyorsa hani böyle küçük bir bebekse erken doğduysa falan ne yapmanız gerekiyor? Meme başınızı çıkartıp göğüs kalkanı falan kullanabilirsiniz bunların hepsini. Meme başınızı çıkartıp bebeğin damağını değdirirseniz bu parmağınızla da yapabilirsiniz. Meme başımla yapamam diyorsanız parmağınla bebeğin damağını değdirirseniz bebeğin emmeye başladığını görürsünüz. Bu damağa değdirmek bebekte emme refleksini uyandırır. Bebeğiniz eğer uyuyorsa ve emzirmeye çalışıyorsanız falan bu da çok işinize yarayacaktır. Damağına böyle parmağınızı ya da meme başınızı değdirin. Bebek direkt emmeye başlar. Çünkü emme refleksini uyarır damağa değmek. Bununla da ilk zamanlarda böyle çok işinize yarar. Bebeğiniz uyurken hemen emzirebilirsiniz. Ya da bebeğinizin emmiş gücünü arttırmak için memenizi ağzındayken işte damağına değdirebilirsiniz hafifçe. Bu da çok işinize yarar. Umarım böyle sütünüz hemen gelir. Bebeğiniz o mükemmel besin kaynağından asla mahrum kalsın istemem. Kendinize ve bebeğinize çok iyi bakın. Sağlıkla kavuşun bebeğinize. Hoşçakalın.